Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle tığ işi, örgü bebek battaniye çalışması yapacağım. Umarım sizler için de faydalı ve keyifli bir video olur ve bu güzel modeli benimle birlikte örersiniz. Arkadaşlar, videoma başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu şekilde videolar çekip karşınıza gelebilmem için desteğinize ihtiyacım var. Lütfen desteğinizi göstermek adına ücretsiz olan YouTube kanalıma abone olun ve videolarımı da beğenip arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Haydi hep birlikte modelimizin kurulumuna başlayalım. Zincir çekerek model kurulumuna başlıyorum arkadaşlar. Battaniyemizi ne kadar uzun yapmak istiyorsak o kadar zincir çekelim. Hatta 1-5-10 santim de fazladan çekelim. Çünkü üzerine modeli kurunca zincir biraz toplama yapar. Fazla gelirse de kalan zinciri başlangıç noktasından makas yardımı ile kesebilirsiniz. Benim bu kadar bir zincirim yeterli modeli anlatmak adına. Evet arkadaşlar, en sondaki zincir boşluğunu bırakarak yanındakine sık iğne yapıyorum. Onun yanındakine sık iğne ve ilk sıramı sık iğne yaparak devam ettiriyorum. Bu yapmış olduğum sık iğnenin üzerine modelimi kuracağım. Daha düzgün duruyor. Direkt zincirin üzerine de model kurabilirsiniz. Ama bir sıra sık iğne gittiğimiz zaman modelin ilk sırası daha düzgün duruyor arkadaşlar. Sıra sonuna kadar sık iğnemi yaptım. 3 zincir çekerek modelimi çeviriyorum. Tığımın başını doladım. 3 tane sık iğne boşluğunu atlıyorum. 4. boşluğun içerisine 1 adet ikili trabzan yapıyorum. Tığımın başını doladım. Trabzan yaptığım boşluktan bir önceki boşluğa. Buradan arkadaşlar dörtlü fıstık çıkartıyorum. Yani 4 defa da ilmek topluyorum. Hepsini birlikte kapattım. 3 zincir çektim. Tığımın başını doladım. 3 tane sık iğne boşluğu atlıyorum. 4. boşluğumun içerisine 1 adet ikili trabzan yaptım. Tığımın başını doladım. Ve trabzandan bir önceki boşluğun içerisine dörtlü fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. 3 zincir çektim. Devam ediyorum arkadaşlar. Tığımın başını doladım. 3 tane boşluk bırakıyorum arada. 4. boşluğuma ikili trabzan ve trabzanı yaptığım boşluktan bir önceki boşluktan da dörtlü fıstık çıkartıyorum. Bu şekilde sıra sonuna gelinceye kadar modelimi kurmaya devam ediyorum. Sıra sonuna gelinceye kadar modellerimi kurdum ve sıra sonundaki püf noktasını söylüyorum. Tığımın başını doladım. Buradaki en son sık iğne boşluğumun içerisine bir adet ikili trabzan yaparak modelimi bitiriyorum. Böylece başlarken de sonunda da bu şekilde trabzanla bitmiş oluyor. Bunu yapmamın sebebi battaniyemizin kenarlarının düzgün durması arkadaşlar. 3 zincir çektim ve modelimi çevirdim. Tığımın başını doladım. Fıstığın tepesindeki boşluğa ikili trabzan yapıyorum. Başını doladım ve bir önceki boşluğun içerisine aşağıdaki boşlukta
dörtlü fıstık çıkartıyorum. Kapattım. 3 zincir çektim. Başını doladım. Fıstığın tepesindeki boşluğa 2'li trabzan yapıyorum. Ve aşağıdaki boşluğa bu şekilde dörtlü fıstık yapıyorum. Model çok kolay ve her sırada kendini tekrar ediyor. Yani modelin her sırası aynı. Kolay olduğu için örgüye yeni başlayan arkadaşlar bile çok rahatlıkla bu modeli yapabilir. Model bir zikzak görüntüye sahip. Bu yüzden de çok şık bir görünümü var. Sadece battaniye formatında değil, daha farklı atkı, bere, boyunluk o şekilde de uyarlayabilirsiniz. Sıramın sonuna geldim. Son modelimi de yapayım. Fıstığımı kapattım. 3 zincirimi de çektim. Ve sıra sonunda arkadaşlar bir adet trabzan yapmayı unutmuyoruz. Bunu da aşağıdaki zincirin tepe noktasına yapalım. Şöyle düzgün dursun. Aslında model ortaya çıktı arkadaşlar. 3 zincir çektim ve çevirdim. Fıstığın tepesindeki boşluğa ikili trabzan. Bir önceki boşluğa da dörtlü fıstık yaparak modelimi kurmaya devam ediyorum. Aralarda 3 zincir çekiyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, modelimiz ortaya çıktı. Ben daha öncesinde de bir ön çalışma hazırlamıştım. Size hemen şunu da söylemek istiyorum. Battaniyeniz istediğiniz boyuta ulaştıktan sonra bu şekilde üstüne bir ya da iki sıra sık iğne gitmenizi tavsiye ederim. İsterseniz dört bir kenarında sık iğne dolaşabilirsiniz. Zaten daha sonra da kenar yapacaksınız. Battaniye kenarına gelince de daha önceki videolarımdan battaniye kenar modelleri yazarak battaniye kenarında oradan bulabilirsiniz veya daha farklı şeyler yapabilirsiniz kenarına. Evet arkadaşlar, çok şık ve kolay bir model oldu. Benim bugünkü videomda sizlerle paylaşacaklarım bu kadardı. Umarım sizler için de keyifli bir video olmuştur. Arkadaşlar bir sonraki videomda görüşünceye dek hoşça kalın.